sayıda doğal zenginliğiyle eşsiz güzellikte 7 coğrafi bölgeye sahip. Dağları, akarsuları, ovalarıyla bu bölgeler üzerinde yaşayanlar için gerçek birer hazine değerinde. Farklı iklim ve bitki örtüsü özellikleri sadece toprağa değil, insana da şekil veriyor. Coğrafyamızın bize sunduğu olanaklar etrafında devam ediyor Anadolu'da yaşam. Akdeniz bölgesi, Anadolu'ya armağan olarak sunulmuş mavi ve yeşil tonların hakim olduğu bir gerdanlık kadar kıymetli. Kültürü, tarihi ve benzersiz güzelliğiyle Akdeniz bölgesi yaz-kış milyonlarca kişiyi tıpkı bir mıknatıs gibi kendisine çekiyor. Akdeniz güneşinin Anadolu'ya yayılan sıcaklığı tüm canlılara hayat veriyor. Toros Dağları, Akdeniz'de tarih öncesine ait bir anıt gibi yükselen bu dağlar, yüzlerce yıldır onlara ev sahipliği yapıyor. Torosların geçit vermez yalçın tepelerini, en zorlu vadilerini avuçlarının içi gibi biliyorlar. Kökleri Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu göçebe kültürünün izlerine Akdeniz bölgesinde rastlamak mümkün. Mersin, Çamlıyayla'da yaşayan Suna ve ailesi yörük geleneğini bugün bile tüm canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. Şimdi hayvancılık işinde kalabalık çok önemli. Kalabalık olduğu yerde fazla rezil olmazsın. Bizim ailemiz bayağı geniş. Çocuk, kuzenler, teyzemgil. Yani hep bir yapıyoruz biz bu işi. Ondan da fazla zaten zorlanmıyoruz. Kalabalık olduğumuz için de fazla zorluk çekmiyoruz biz. Yani hiç küçük büyük demiyoruz. Yani hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuk hep aynı işi yapmaya çalışıyoruz. İş bölümünde çocuklara da önemli roller düşüyor. Ancak okulu aksatmak olmaz. Her sabah telaşla ilk zile yetişmeye çalışıyorlar. Bu koşturmaca içerisinde kahvaltı için yeterli zaman yok. Bu işi yolda halletmek zorundalar. Okula yürüyerek gidip geliyorum genelde. Arada sırada işte annem gelin falan işi olursa onlar götürüyor bazen. Yani genellikle yürüyerekten gidip geliyorum. Ya sabah evet 7.30'da çıkıyorum. 8.30'da okul açıldığı için 7.30'da çıkmazsam kavuşamam. O yüzden erken çıkmam lazım. Kardeşlerimle beraber işte gidip geliyoruz. Bugün okulun son günü. Çocuklar uzun bir yaz tatilinin heyecanı içerisinde. Yörük çocukları içinse durum biraz daha farklı. Okulların tatile girmesinin hemen ardından yazlık yurtlarına bir an önce varabilmek için yola düşecekler. Yaz geldiğinde, Haziran girdi miydi, hayvanlar sıcaktan
artık şey yapıyorlar yani, bunalıyorlar. Yayılmak istemiyorlar oralarda. O yüzden biz de mecbur çıkmak zorundayız serin yerlere. Yazın aşağıda sıcak hızlı mıydı, hayvanın hem eti hem sütü azalıyor. Ama yaylaya çıkınca çoğalıyor. Göç, yörük kültürünün en önemli unsuru. Yüzyıllardır kışlık ve yazlık yurtları arasında göçebe bir hayat sürüyorlar. Yıl boyunca tüm iş planlarını göç zamanının gelişine göre yapıyorlar. Nihayet çocukların okuldan dönmesiyle göç için son hazırlıklar tamamlanabilir. Yörükler pek çok işte olduğu gibi taşıma işinde de el çabukluğu ile bilinir. Her yıl düzenli olarak yaylaya çıktıkları için toparlanmaları da son derece pratik oluyor. Ancak konu tavukları yakalamak olunca işler düşünüldüğünden daha zor hale gelebiliyor. Neyse ki bitti. Artık yola çıkma zamanı. Şimdi Çamlıya ile Zevzek Tepesi'ndeyiz. Buradan çıkacağız Allah izin verirse. Tikenli Yaylası'na yolculuk yapacağız. Orada yazlık yurdumuza varacağız kısmet olursa. Bizim göçümüz saat bir gün önce 3 gibi başlar. Tehlikesi gün saat 10-12 gibi biter. Öğleden sonra çıkıyoruz çünkü koyunlar sıcakta yürümüyor. Koyunların yürümesi için serin hava gerekiyor. Gece de yola devam ediyoruz. Öğleden sonra çıkınca. Gece yolculuğu bizim için daha iyi. Koyunların yürümesi için. Hava serin oluyor. Sıcak olmuyor. Sıcak olmayınca da koyunlar yola daha güzel gidiyorlar. Yörükler doğayı iyi tanıyor. Doğadan öğrendikleri her şey tüm yaşamlarına yön veriyor. Yaz yurduna göç ederken tabiatla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Hayvancılığın en güzel yönü zaten kendi işimizin olması. Hiç kimse karışmaz. Şunu yap, bunu yap diyen olmaz. Zaten biz ne yapacağızsak onu biliyoruz. Ona göre planımızı bir gün önceden yaparız. Gideriz koyunları güder geliriz. Oğlaklarını güder geliriz. Kuzularını güder geliriz. Kimse karışmaz. En güzel yönü o hayvancılığın. Ya herkes maaşlı iş olursa şimdi bu işleri kim yapacak? Orası da var. Bu işlerin de yapılması gerek. Et için, süt için, peynir için. Bunların da olması gerek. Yolculuk başlayalı 7 saat oldu. Ancak onca yorgunluğa rağmen havanın serinlemesini fırsat bilen sürü biraz daha hızlı yürümeye başladı. Sürü de bizim hayvanımız 500 tane falan. Arkadan önden işte
4-5 kişi geliriz, kollayarak geliriz. Arkada kalmaması için, önlü hızlı gitmemesi için, sağa sola sapmaması için getiririz öyle. Yavrular dayanabiliyor, yoruluyor. Onları da arabaya koyarız. Arabamız arkadan gelir, onunla toplar geliriz arkasına. Koyunları bölerse zaten o bizim için çok zor bulmamız. Geldiğimiz yer bir de ormanlık alan, bayağı zor yani. Başka da bir zorluğumuz yolda yok. Bu aşamaya kadar her şey yolunda gitti. Ancak yolda her zaman bir aksilik çıkar. Berkay'ı arı soktu. Suna çamur sürerek ilk müdahaleyi yapıyor. Berkay'ın başına gelen talihsizlik onlara az da olsa zaman kaybettirdi. Şimdi sürüye yetişmek için adımlarını biraz daha hızlandırmaları gerekecek. Tam 10 saat süren yürüyüşün ardından dinlenecekleri yere ulaştılar. Burada az da olsa uyuma fırsatı bulacaklar. Sabah erken çıkmamız gerekiyor. Çünkü sıcak kızarsa koyunların yine varacağımız yere varması biraz zor oluyor sıcakta. Yani bizim için hep serin hava daha iyi oluyor. Öğle sıcağı kızmadan sürüyü varacağı yere iletmemiz lazım. Amacımız bu. Erken gitme sebeplerimizin hepsi. Onca yorgunluktan sonra uyanmak hiç de kolay değil. Ancak sürü yola çıkma zamanının geldiğini haykırıyor. Bu çağrıya kayıtsız kalmak imkansız. Yaz yurduna yapılan bu göç gerçekten de insanın fiziksel sınırlarını zorlayan cinsten. Ancak severek yaptıkları bu yolculukta birbirlerine destek olarak her türden zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyorlar. Şehir hayatı bize göre değil. Bizim işimiz yörükçülük. Hayvancılığa alışan insan başka hayat istemez zaten. Onlara alıştın mı onlarla ilgilenmek farklı bir şey. Bizim ailemiz çok güçlü. Herhalde birbirimizden destek aldığımızdan oluyor. Devamlı işte biz birbirimizin içindeyiz. Mallarla, ailemizle bir şekil işimizi sürdürüyoruz. Yolculuk sona erdi. Artık yaylanın güzelliklerinin keyfine varma zamanı. Bu yemyeşil çayırlarda güzel bir yaz mevsimi geçirecekler. Binlerce yıldır sonu hiç gelmeyen bir yolculuk bu. Ancak bu yolun yolcuları hallerinden hiç de şikayetçi değil. Çünkü yaptıkları her yolculuğun sonunda doğa göz alıcı zenginlikleriyle onları bekliyor olacak. Ve yörükler doğaya gösterdikleri saygıyla bu büyük ödülü
hak etmek için yolculuk etmekten vazgeçmeyecekler. Sıcak ve kurak bir iklime sahip olan Akdeniz'de insanlar serinlemek için sürekli çareler arar. Sıcakta bunalanlar çoğunlukla plajlara akın ederken günlük hayatın koşuşturması içindeki insanların başka bir çözüm bulması gerek. Çözüm arayışı burada ilginç bir mesleğin gelişmesine yol açmış. Adına karlamacılık denilen bu mesleğin ustaları lezzetli kar şerbetleriyle sıcaktan bunalanların imdadına yetişiyor. Antalya Manavgat'ta uzun yıllardır karlamacılık yapan Serkan da İşlerin yoğunluğundan hayli memnun. 13-14 yıldır falan bu işle meşgulüm. Karlama satıyorum pazarlarda. Yaklaşık Haziran 1'de başlarız. Eylül 15'i 22 gibi bitiririz. Şu anda işlerimiz Allah'a çok şükür iyi. Kar olduğu için hayranı çok oluyor yani. Genellik böyle. Talep genellikle çok oluyor. Yoğunluğu oluyor. Serkan, müşterileri için 3 çeşit karlama hazırlıyor. En çok tercih edilen çeşitse Osmanlı şerbeti. Bu benzersiz lezzetin formülünde tarçın ve karanfil yer alıyor. Ancak karlamanın kendine has lezzetine ulaşmak için Toroslardan gelen doğal kara ihtiyaç var. Serkan dağdan getirdiği doğal karı arabasında muhafaza ediyor. Bu yüzden 3 günde bir dağdan yeni kar getirmesi gerekiyor. Serkan 75 kilometre yol teptikten sonra gün doğmuşa ulaştı. Burada kendisine kar toplamada yardımcı olacak ekiple bir araya geldi. Şimdi onları 25 kilometrelik zorlu bir yolculuk daha bekliyor. Bu yollar zor koşullu yollar, riskli yollar. Yani bunu göze alarak geliyoruz. Ya ben bu işi zorluğunu görerek, katlanarak başladım zaten. Hani ilk zamanlarda kendim yüklüyordum arabayı falan. Şimdi işimiz çoğalınca, pazarlara gidince yorgun düşüyoruz. Onun için mecbur yanımızda işçi getirmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlarla geliyoruz, sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Onlarla beraber yükleyip gidiyoruz. Akdeniz'de sıcaklık, kıyı ve iç kesimler arasında hayli değişkenlik gösterebiliyor. Buraya 100 kilometre uzaklıktaki Manavgat'ta sıcaklık oldukça fazlayken Gündoğmuş'taki dağlarda ise daha serin bir ortam hakim. Bu
yüzden Geyik Dağları'nın eteklerindeki obruklarda yılın her zamanı kar bulmak mümkün. Obruğa nihayet ulaştılar. Ancak Serkan obruğun kenarına arabasını yaklaştırmakta zorluk çekiyor. Birazdan taşıyacakları yükün ağırlığı düşünülürse bunu başarmaktan başka yolu yok. Sonunda başardı. Ekip vakit kaybetmeden işe koyuldu bile. Obruk'ta donmuş halde bulunan kar kütleleri elektrikli testereyle küp şeklinde kesiliyor. Ekibin her üyesi kar çıkartma işinde yıllar içerisinde uzmanlaşmış. Kusursuz bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Ya önceleri normal işçi bulup getiriyordum. Kendim kesiyordum karı. Arkadaşlar çekiyordu. Önceleri şöyle söyleyeyim. Kendim kestiğimde sabah saat 6'da deliğin içine gir. Akşamın saat 6'sına kadar daha bir arabayı dolduramıyorum. Akşama kadar anca yüklüyorduk ama sağ olsun arkadaşlar. Hem pratik hem işi bileniz arkadaşlar. Yani bir arabayı 2 saat, 2,5 saat demiyor yüklüyorlar. Günlük bunlar da günlük yüklemezse 2 araba, 3 araba istedikten sonra yükleyebiliyorlar yani. Yani aynı zamanda onlar da bir nefse de olsa ekmek kapısı gibi bir şey oldu. Yani bunlar ekip zaten. Bunlar gelecek olan arabaya göre, küçüklüğüne, büyüklüğüne göre ekip olarak geliyorlar. 2 kişi geliyorlar, 3 kişi geliyorlar, 4 kişi geliyorlar. Ne kadar rahat yüklerlerse onlar için de iyi olur. Özenle kesilen kar kütlelerinin her biri yaklaşık 50 kilo ağırlığında. Ekibin her bir üyesi tıpkı yuvadan çıkan karıncalar misali sırtlarına vurdukları ağırlıklarla yüzeye çıkıyor. Kar kütlelerini arabaya yerleştirme işi Serkan'ın. Karların erimeden birkaç gün boyunca arabada kalabilmesi özenli bir yerleştirmeye bağlı. Karı hava aldırmamak için güzel örtüp güzelce birbirine yanaştırmak önemli meselelerden birisidir zaten. Yani bunu gelişi güzel böyle dik dik koysan, sıkıştırmasan sağa sola çarpar. Buradan aşağı ininceye kadar %20-%30 erime bile yapar yani. Ama biz bunu hani bu erimeyi daha düşük seviyelere alabilmek için bu şekilde düzgün yığıp bu şekilde örtüp pazara götürüyoruz. İşin sonuna geldiler. Serkan'ın arabası doldu. Ekibin her bir üyesi işin hakkını sonuna kadar verdi. Şimdi yemek zamanı. Bu karı şimdi havalar malum şu anda çok sıcak. Normalinde 3 günde falan tüketiyorum. Yani bir kar çuvalı yaklaşık hemen bir 40-50 kilo falan geliyor. Yani bir 20-22 topa falan çıkardık o şekilde. Arabanın aldığı kadar yükledim. Bu da bana 3 gün falan gider. Tekrar araba küçük olduğundan dolayı tekrar kara gelmem gerekiyor. Karlamacılık
Akdeniz'in az bilinen mesleklerinden biri. Bu mesleği icra edenler soğuk dağlar ve sıcak düzlükler arasında sürekli yolculuk etmek zorunda. Karlamacılar yazla kışı aynı anda yaşayan bu bölgenin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Akdeniz her yıl milyonlarca kişiyi kendisine çeken benzersiz güzelliklere sahip. Bölgedeki doğal limanlar sayesinde yat turizmine de ilgi artıyor. Göcek Körfezi'nde bulunan adalar tatilcilerin uğrak yeri. Burada yatla ziyaret edilebilecek çok sayıda ada var. Bu adaların en büyüğü ise Tersane Adası. Korunaklı bir doğal liman olma özelliğini taşıyan Tersane Adası, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Zeytin ve badem ağaçlarıyla süslü bu adada tek bir aile yaşıyor. Adanın biricik sakinleri olan Acar ailesi burada küçük bir restoran işletiyor. Ancak onları yıllar önce buraya getiren sebep tamamen farklı. Ben 25-26 sene önce gelin olarak geldim. Ama eşimin ailesi 70'li yıllarda gelmişler. Önce hayvancılık için geliyorlar adaya. Yani otlak için geliyorlar. Kışın otlaklamak için, yazında yaylalara çıkıyorlar aslında. Yıllar sonra 80-85'li yıllarda turizm başlayınca mavi yolculuklar falan başlıyor. Ondan sonra böyle ilerliyor. Aile bugün hala Tersane Adası'nda hayvancılıkla uğraşmaya devam ediyor. Aslında bu Yıldıray'ın işi. Ancak kısa zaman önce ameliyat olduğu için Yıldıray adada değil. Keçilerle geçici olarak Yeşim ilgilenmek zorunda. Eşi Yıldıray'ın yokluğunda tüm sorumluluk onda. Biz yıl 12 ay hayvancılık yapmıyoruz aslında. 2 ay sadece doğum zamanlarında. Yani doğumunu yaptı. İşte biraz baktık 15-20 gün, bir aylık oluncaya kadar da. Annesinle birlikte koşup tilkini yakalamıyor. Çünkü bu adada sadece tilki var yabani hayvan olarak. Yakalayamayacağı, zayi olmayacağı kadar olduğunda biz onların işte daha da ölmeyecek kadar aşılarını, işte bitine piresine ilaçlamasını yapıyoruz. Ondan sonra dahi anneyle birlikte salıyoruz. Bugün oğlakları anneleriyle birlikte adaya salacaklar. Doğru eşleşmeyi yaptıkları oğlakları annelerine emanet ederek hemen ağalın dışına çıkarıyorlar. Ancak ellerinde hala annesini tespit edemedikleri oğlaklar var. Yıldıray hayvanları tek tek tanıyor ve yavruları rahatlıkla anneleriyle eşleştirebiliyordu. Ancak Yeşim uzun zamandır hayvanlarla ilgilenmiyor. İşin içinden çıkmak zor olunca Yeşim akşamı beklemeye karar verdi. Annesini bulamayan oğlakları şimdilik ağda bırakacaklar. Anneleri ise adaya salacaklar. Anne keçilerin aç bir şekilde kendilerini bekleyen yavrularını beslemek için ağla geri döneceklerini umuyorlar.
Tersane Adası, geçmişten günümüze açılan bir pencere adeta. İsmini Osmanlı'da bir dönem burada kurulan tersaneden almış. Uzunca yıllar Rumların da ikamet ettiği bu ada zaman içerisinde ıssız bir yere dönüşmüş. Hacer ailesi buraya yerleştikten sonra adada hareketlilik yeniden artmış. Teknelerle buraya gelen misafirler için hazırladıkları oğlak tandır çok beğenilince bir restoran açmaya karar vermişler. Tabii o zamandan bu zamana çok gelişti. Hem restoran, hem turizm, hem Türkiye. Biz de kendimizi geliştirdik. Çok kıymetli insanlar da tanıdık. Her türden insanı, her çeşit turizmi görebiliyorsunuz bu koylarda. Yani günübirlik ailecek tuttuğumuz tekneler de var. Atıyorum içine 100 kişi koydukları böyle tabaklar, tabildot verdikleri tur tekneleri de var. Çok pahalı motor yatlarla gelenler de var. Kendi şahsi tekneleri var. Bir de motor yatları kiraya verenler de var. 3-5 aile tutanı da var. Böylesi güzel bir adada yaşamak, kent yaşamından bunalan herkesin ortak hayali. Hacer ailesi de günlük koşuşturmacaya rağmen Tersane Adası'nda ayrıcalıklı bir yaşam sürdüklerinin farkında. Ay buradayız. Yaz, kış 12 ay buradayız. Evet, başka bir yerde. Belki bunu çok sonraları anlamışımdır. Önceleri anlamamış olabiliriz. Ama sonradan bunun çok büyük bir veli nimet olduğunu, Allah'ın şanslı kullarından biri olduğunu düşünmüşümdür. Daha çok büyük şehirlere gidince bunu anlıyorum. Çünkü hemen geri dönmek istiyorsun. Bu sessizliğe, bu sakinliğe. Çok özel ve seçilmiş insanlar olduğumuzu düşünüyorum çoğu zaman böyle olunca. Allah'ın bize lütfettiği şeyler. Restoranda hareketli bir günü geride bıraktılar. Adanın son ziyaretçileri de uğurlandıktan sonra sıra sabah yarım bırakılan işi tamamlamaya geldi. Annesine kavuşan oğlaklar sevinçlerini gizleyemiyor. Ancak sürüde hala çok sayıda keçi eksik. Anlaşılan adadaki özgürlüğe kendilerini iyice kaptıran keçiler yavrularını unuttu. Neyse ki adada kaybolmaları mümkün değil. Hava iyice karardı. Artık geri dönmelerini beklemekten başka çare yok. Akdeniz'in mavisi kadar yeşili de göz alıcı güzellikte. Türkiye'nin orman varlığı bakımından en zengin ikinci bölgesi olan Akdeniz'de ağaçların verdiği soluk tüm canlılara nefes oluyor.
Ancak Akdeniz ormanlarında küresel ısınmanın da etkisiyle risk giderek artıyor. Kavurucu sıcaklar ve insan kaynaklı etkenler sonucunda bölgede sık sık orman yangınları çıkıyor. Ormanlık alanların yeniden canlanması için herkesin katkısına ihtiyaç var. Neyse ki bu bölgede ağaç sevgisiyle tanınan tahtacılar yetişiyor imdada. Yanan ağaçların kesimini yapabilmek için onların uzmanlığına başvuruluyor. Tahtacılar göçebe hayat yaşayan, yerleşik düzene 60 yılından sonra geçen toplum grubu. Tahtacı demenin anlamı yaptığı iş için mesleğe icabı tahtacı. Tahta biçer anlamında. İlkokuldan mezun olduğumdan itibaren bu iş içindeyim ben. Orman kesim işi yapıyorum ben. Ata besleğimiz. Ercan dünyaya gözünü açtığından beri ormanlarla iç içe bir yaşam sürmüş. Tahtacıların yüzyıllara yayılan köklü geleneklerini yaşatmayı ilke edinmiş kendisine. Ormanın olduğu her yerde onun deneyimine, becerisine ihtiyaç duyuluyor. Uzun yıllardır bu işi yapmasına rağmen Alanya Güzelbağ'da çalıştığı bu alan onu oldukça zorluyor. Şu andaki çalıştığımız yer malum bir önce büyük yanık oldu. Şu an Güzelbağ bölgesinde çalışıyoruz. Fidanlık, genç ağaçlarımız yandı, kavruldu. Kurularımızı kesiyoruz, temizliyoruz. Yerine Allah izin verirse inşallah yeni fidanlar çıkıyor. Normalde biz kesimciyiz ama biz cani değiliz normalde. Bizim de işimiz gidiyor. 2050 yılında keseceğim ağacı beşinden kesiyorum. Benim 15 yıl torunum var. Belki ben şu an onun aklını yiyorum, yani bilmeyerek. En büyük sermayeleri sahip oldukları deneyim. Atalarından, büyüklerinden öğrendikleri bilgiler bugün bile bu mesleği yapmalarına olanak sağlıyor. Bu işte tüm aile üyelerine görev düşüyor. Ercan ağaçları devirirken diğerleri de kesilen ağaçları parçalayıp nakliyeye hazırlıyor. Gülay tıpkı eşi Ercan gibi ağaç kesiminde oldukça deneyimli. Ben çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Biz hep bu işlerde çalıştık. Babamla da çalışırdık. Evlendim, eşimle beraber de çalışıyoruz. Eşim ağacı keser, ben odunları billerim. Tomruk soyulursa soyarım. Zaten bana zor işi eşim zor tarafını göstermez ki o... Kalın odunlar falan o kaldırıverir. Ben incelerini kaldırırım. O destek olur bana. Ailede büyük küçük herkes ormandaki zorluklara birlikte göğüs germeye alışmış. Bu da onları gerçek bir aile yapıyor. Ekmeği hep birlikte kazanmanın ve bölüşmenin huzuru yaşamlarının her anına anlam katıyor. Beraber çalışıyorsun, beraber kazanıyorsun. Biz mesela kaynanamdan gelen, kendi annemden hiçbir şey görmedik. Hep kendimiz kazandık. Evimizde ne varsa kendimiz çabalarımızla aldık her şeyimizi. Şükürler olsun. Bugünümüze şükür. Çalıştın mı kendi emeğini, kendin harcaması iyi olur. Güzel olur. Kendin harcarsın. Çalışmasan
Nereden para alıp da harcayacaksın? Elin parasını harcamak kolay değil. Vermezlere durduk yere kimse para vermez. Kendin kazanıp kendin çalıştığın yeri. Ercan ve ailesi Mersin'in Mut ilçesindeki köylerinde yaşıyor. Ancak köylerine her fırsatta dönebilmeleri mümkün değil. Çünkü yılın neredeyse tamamını ormanlarda çalışarak geçiriyorlar. Bir bölgede işleri bitince hiç ara vermeden başka bir ormana geçiyorlar. Ormanda kurdukları çadırlarda konaklıyor, çalıştıkları ormanı, evleri biliyorlar. Normalde Mersin Mut Köybaşı köyünde yerlerimiz var, evimiz var, bağlı bahçemiz var. Eskiden yaz sezonunda çalışılır, kış sezonunda herkes köyde kalırız daha öncesinden. Ama zaman ilerledi, zaman değişti. Artık milletin ihtiyacı artık tükenmiyor. Yıllar öncesinde mesela benim çocukluğum zamanında sezonda 2,5 ay kesim yapılırdı. 9 ay, 10 ay parası yine girirdi. Zamanla köye elektrik geldi, telefon geldi, arabalar çoğaldı. Masraf çoğalınca mecbur daha fazla para kazanmak gerekiyor. O yüzden biz yılın 12 ayı çalışırız. Sadece düğün, bayram, cenazemizde gidip ziyaretimizi yaparız. Ondan sonra boş işimiz bir zaman çalışmaya devam. Sonuçta bizim kendi işimiz bu. Bizim maaşımız yok. Bizim gelirimiz kendimiz elimizde. Evden uzak bir yaşam sürmek, sürekli konar göçer olmak hiç de kolay değil. Ancak eşim ailesi bu duruma çoktan alışmış. Orman onlar için sığınmak zorunda oldukları geçici bir barınak değil. Orman onların yuvası. Alışmışız biz bu hayata zaten, bize hiç zor gelmiyor. Çocuklarımla, eşimle birlikte nerede olsa orada yaşarım. Fark etmez. Ha çadır olmuş, ha bina olmuş, ne fark eder. Onun içinde de soba yakıyoruz, sımsıcak. Orada güzel. Daha iyi, sıcacık. Çocuklarım da yanımda, eşim de yanımda. Daha ne isterim? Önemli olan sağlık, mutluluk, huzur. Şükür var, o da bizde var şimdilik. Şükürler olsun. Onların tahtacılar ismiyle anılmaları tesadüf değil. Ağaçlarla aynı dili konuşuyor. Ormanların derdinden en iyi onlar anlıyorlar. Onların yoğun çabaları ile temizlenen ormanlardaki genç fidanlar daha yeşil bir Türkiye'de boy vermeyi sürdürecek. Ve bu fidanlar gelecek nesillere soluk vermeye devam edecek. Akdeniz bölgesi eşine az rastlanır ve sürekli değerlenen bir hazine gibi. Hayatın tüm renklerini aynı tuvalde oluşturan bu bölge görenleri her seferinde kendisine hayran bırakıyor. Akdeniz'in konutsever insanları sahip oldukları bu doğal mirası dünyanın dört bir yanından gelen misafirleriyle paylaşıyor.